Şöyle ecemi almak istiyorum. Sandalyemi hazırladı arkadaşlarım oraya. Sizi de ayağa kaldırsam bir örgü modeli görsek ecemi uygun mudur? Örelim hadi. Gel hayatım. Yapalım. Şöyle bir boyunu görelim. Ne yapsak acaba? Güzellik. Tatyana'cım. Nereye? Buraya mı? Burada mı yürüyelim? Şuraya yaklaşalım mıydı? Güzellik abidesi gel. Nereye? Sorun olur mu? Tamam. Şuradan nasıl bir şeyler istersiniz? Alayım diyorum. Bakın. Aha otur. Sizin malzemeleriniz? Getiriyorlar. Getiriyorlar. Malzemelerini alalım. Şöyle ben hemen alayım geleyim. Sandalyeyi biraz öne alabilir miyiz? Şunları alalım mı? Evet. Bakalım. Polonya'da da saç örüyorlar mı? Çok. Hep ikili örgü görüyorum evet, ben evet. Orada. Evet, klasik zaten. Şöyle bir çantamız var. Ukrayna'nın kültüründe de var. O kuzeylerde bayağı söz konusu. Tamam bunlar bana yeterli. Yeterli. Bunlar. Şimdi. Örgünün en güzel tarafı. Canımcığım. En doğal olacak şekilde olması. Yani bir örgüyü saç çıkışlarına bakarak planlayabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Çünkü örgünün amacı basitlik. Buraya da bir süs yapmış, bir firketeyi hemen bir takmış. Yine bir örgü yapmış. Çok seviyorum. Tamam. Bir de benim kahkülüm vardı. Onu işte kapatmak için çok örgü kullanıyordum. Değişik olsun. Kızlar kullanabilir yani. Bir süre sonra sıkılıyor çünkü insan değil mi? Direkt, bir daha asla. Karşıdan bakıyor. Çok iyi. Ben kızlarımıza yapalım, kız kardeşlerimize istiyorum. Yapalım. Ben de sana mı denesem? Renkli renkli. Senin saçını şey. Deneyebilir miyim? Buradan gördüğüm hı. Kadarıyla belki. Bilmiyorum hani. Aa dur dur şimdi doğaçlım. Yani. Bozarsak hemen arada hallederiz hayatı. Çok hoşsun. Şimdi. Evet, siz de bir şey ayırın. Şöyle bir yerinden ayırın mesela. Şöyle ayırdım. Mesela geriye yani. Doğru ayırsanız daha mantıklı şöyle. Olur. Yani mesela gördüğünüz burada çıkışları görüyor musunuz? Bakın burada çıkışlar var. Bu sizden şey doğru. Yapalım ben böyle ilk şöyle gören mesela. Gibi. Gördünüz mü? Şuradan ayırdığınız zaman burayı böyle çok sıkı bir şekilde öyle. Şuradan bırakıyoruz. Şuradan şöyle evet. Ayırıyoruz. Tatyana'cığım acırsa söyle hayatım. Bağırırım niye söyleyeyim? Çok tatlısın. Çok hoşsun. Çığlık çığlığa değil mi? Tabii canım. Şimdi örgü şimdi, çeşitleri fazla. Bizim genelde Anadolu'da ördüğümüz bu balık sırtı dediğimiz örgü var. Bir de bizim ters ama işte Afro-Amerikanların düz dediği örgü var. Herkesin yapabileceği bir örgü olursa daha aslında kolay ters, anlaşılabilir. Evet ters örgü dediğimizi uygulayalım. Çünkü düz örgüyü herkes biliyor ortalama. Mesela. Şöyle saçı tuttunuz. Siz bir şey yapıyorsun güzel bir şey yapma. Yani bir ayırın umarım mesela. Yapacağım. Ha, şuradan mesela böyle gelmesi gerekiyor saç çıkışını görüyor musunuz? Şuradan şuradan şöyle bir ayırın. Evet. Ha, bunu üçe ayırın. Ben de bakıp öğrenmeye çalışıyorum. Ama. Tamam. Şöyle. Üçe ayırdınız mı? Şöyle. Üçe ayırıyoruz. Evet. Şöyle. Ters örgü nasıl oluyor? Evet. Üçe ayırdınız. Tamam. Bu ortadakini alıp yukarıya alın. Sen bu tarafa örgüden gidiyorsun. Gördünüz mü? Evet. Bu tarafa aldık. Eski duydun mu? En sağdakini oyuncak yapıyordun, onun altına örgü alın. Hayır, şimdi saçlarında örgüden gidiyorsun. Gidiyorum diyorum. Hakikaten evet. Öyle. Şöyle mi? Şöyle göstereyim. Evet. Ama burada bu sefer alarak gideceksiniz. Çünkü dip örgü de alarak. Şöyle bana bakarsanız çok basit olur. Gördünüz mü? Bunu da bunun altına alıyorum. Ortanın altına. Tekrar yapın. Karışır çünkü. Örgü öyledir. Ha, tekrar buradan alacağım. Tekrar. Ha, çok iyi geliyor şu anda. Masaj gibi evet, değil mi? Masaj ayaçlarla gibi. Ayaçlarla uğraştık ya öyle mi? Şöyle birazcık da aşağı doğru inse. Evet evet değil mi? Ya, oluruz biz burada seninle. Saç diplerinde çok fazla sinir uçları olduğu için. Ve saç statik enerjiyi tutabildiği için elindiği zaman rahatlama yapar. Rahatlarız. Ben mesela işte hani arada bir işte masajı gideriz ya. Ondan sonra hani bir vücut masaj yapılıyor. Yani çok uyurum önemli orada değil. Ben direkt şey bekliyorum hani işte kafamda hani o şey geçiş yapıyorlar ya sonra. En çok onu bekliyorum. Orada gerçekten böyle kendini relax hissediyorsun. Bir de onlar hani belli bir noktalara bir de basıyorlar tabii ya. Canım. Of yani. Ben bu kuaförlerde saç yıkanıyor ya. Orayı da çok severim mesela.
Sonradan bir masajı bağlarsanız diye de rica ederim. Tabii tabii. Bayılırım. Çaktırmadan. Manikürde de el masajı yaparlar ya sonra krem sürüp. O da benim çok hoşuma gidiyor. Manikürden sonra. Ah biz kadınlar yeter ki böyle. Aa ben, aa çözmüşüm gibi. Oldu mu? Başı biraz yamuk oldu ama. Evet evet. Şöyle yan döner misin bebeğim? Bak. Böyle ala ala. Güzel olacaksın hayatım. Senin güzelliğin hiçbir şey bozamaz mı? Ay yok benim hiç öyle kompleksim yok zaten. Canımsın, canımsın. Evet şöyle ala ala örüyoruz. Nereye kadar? Ben farklı bir tavır yaptım. Siz de farklı bir tavır yapın. Sen kendi herkes tavır kendini sergiliyor. Çok güzel. Sizinki biraz sert geliyor. Şu sert aralar ne yapıyorsun Tatyana'cığım? Seni aralar sinema filminden biliyoruz. Ama 2002 falandı değil mi? Tabii yani sonradan bir sürü zaten işleri yaptım. İşte en son zaten bir sinema filmi yaptım. Maksim Kırmızıgül'ün sinema filmi. Onu çok fazla bahsettim. Ondan doğru sonra ya, evet. Nasıl oldu? Şu anda getirdim. Yani görüşmeleri yapıyorum. İnşallah yani birkaç yerde onay bekliyoruz. Yani hani bizden kaynaklanan bir durum yok. Mutlaka. Yani senaryo bitti, her şey bitti. İşte bir onayınızı alalım. Ondan sonra artık start vereceğiz. Sinema filmi mi başlayacak yani? Yok dizi. Dizi mi? Dizi. Vay. Dizi. Ay yolun açık olsun. Bol rengi olsun inşallah. Sağ olun. Yani şey aslında hani hep mesela insanlar işte Instagram'da mesaj atıyorlar. Hani neden ekranda yoksunuz vesaire diye soruyorlar da. Yani hani klasik gibi lafları söylemek istemiyorum. Ay evet bana bir sürü projeler geliyor. Ben de işte şu anda oturuyorum seçiyorum. Artık bunlar yemiyor zaten hayatım. Yani bunları anlıyoruz artık. Eskidermiş o. Tabii canım yani bana tabii ki yani şimdi her hafta bir senaryo falan gelmiyor. Ama gerçekten gelenler sonuçta hadi ben bir işte yani kaç işte 3 sene yok geçen sene işte sinema film dizi konusunda 3 sene bir ara verdim diye yani her gelen proje kabul edilecek anlamda gelmiyor. Yani sonuçta hani karakterine bakıyorsun, senaryo bakıyorsun, sana o öykü uygun mu değil mi, ısınır mısın o karaktere değil mi ona bakıyorsun. O yüzden yani şu anda istediğim gibi bir şey geldi. O yüzden evet, bakalım hayırlısı. İnşallah. Sen Polonya'dan Türkiye'ye yerleşince en benzer yönümüz ne Türklerle? Ya da Türklere çok değişik geldiği bir durumun var mı? Hay, yani şöyle söyleyeyim. Mesela Türkiye ilk geldiğimde tabii ki o zaman yok. Benim nesil biliyor onu. O zaman şey vardı hani bilmiyorum o adı hale geçiyor mu geçmiyor mu şey sokakta bir araba geçiyordu. Gaz dağıtıyorlardı ya. Evet. Ha, o şey işte. Açıyorlar müzikle. Evet doğru tamam. Hani o marka var mı yok mu şu anda o yüzden hani söyleyemiyorum. İlk onu duyduğumda Allah Allah dedim yani ne bu yani sokakta hani böyle müzik çalıyor. Arabalarda bangır bangır ama hep falan. aynı. Ondan sonra bir de hep şey duyuyordum ben o zaman. Gel ha şey arabalara şey park etmek adına. Evet. O vardı yani çok ilk mercimek çorbası içtiğinde mesela bana çok ilginç geldi. Yani çünkü bizim çorbalar genelde hep şey olur. Daha sulu mı olur? Ve burada hani böyle bayağı çok yoğun kıvamında çorbalar oluyor. O yüzden ona şaşırdım hani ne içiyorum hani çorbaya benziyor, yemeğe de benziyor. O zaman da anlayamadım yani pek fazla. Yani çok fazlasında fark göremiyorum ben hani öyle çok hani öyle adapte şuna olamadım diye bir şey yok yani. Yani demek ki çok iyi adapte oldum ki 19 senedir buradayım. Buradasın. Yani. Evet. Seni tekrar göndermedik. Polonyalılar İstanbul'u çok seviyorlar. Bizim Polonezköy'e hiç gittin mi? Polonyalılar kurmuştu gittim ya karşıda. Biz o zaman bir dizi çekiyorduk. Hatta bizim işte çektiğimiz yerde komşumuz Ajda Pekan'dı. Ondan sonra tabii Ajda Pekan sabah evden çıkarken set duruyordu. Herkes Ajda'ya selam atıyordu. Ondan sonra dönüşte de aynı şekilde Ajda Hanım eve gelirken herkes aynı şekilde duruyordu öyle. Yani oradaki şey yani atmosferi falan yaşadık yani çünkü çekimler bazen sabaha kadar sürüyordu. O yüzden o doya doya yaşadık biz orada. Orası çok güzel ya, evet. Çok keyifli. Bir de orada çok fazla işte daha çiftlikleri var o yüzden. Evet. Yani çocuklar için de çok güzel. Yani zaten artık İstanbul'da için öyle çok fazla yeşillik alanları az. Yani hiç artık yok kadar. Artık doğa istiyoruz, yeşillik görmek istiyoruz. Evet. Betondan bıktık çünkü. O yüzden çünkü insanlar işte mümkün yani en çok sık yerleri nereye gidiyorlar? İşte oraya Polonezköy'e gidiyorlar. Mangala giderler oraya mesela. Evet. O da güzel oluyor. Bir şey yaptın, ne yaptın acaba ya? Şöyle bir gösterir misiniz?
Kantaron yağını soruyorlarmış bu arada Yusuf Bey için. Yani dediğim gibi kalıcı bir yağ ise, yani nemlendirici olan bütün dünyadaki bütün yağlar saçlara iyi gelir. Bütün yağlar iyi gelir ama ölçüsünü bilmek lazım. Tabii. Ama kullandığımız yağların, zeytinyağının ya da dedik ki Hindistan cevizi yağı dedik. Bunların ne kadar saçta kalması gerekiyor? Yani yıkayana kadar kalabilir saçlarında. Yıkayana kadar. Sorun değil. Çünkü yani sabah sürüp akşama kadar o yağ zarar verir mi? Hayır, asla vermez. Nemli tutar tabii. Ama zaten genelde biz hep şey yaparız ya, hani yatmadan önce süreceğiz, sabah kalktığımızda ya banyo yapıp yıkarız. Evet, aslında bu şey böyle de yapılabilir tabii ki. Ya en uygun zaman o zaten. Böyle de uygulanabilir. Özellikle şeyde bunu ben tavsiye ediyorum. Yazın denize, güneşe tabii. ve havuza girerken mümkün olduğunca saç dipleri, saç uçlarınızı zeytinyağlamanızı tavsiye ederim. Ay, insan bir süsler. Orasını ben de süsleyeceğim. Yani. Cengizciğim, şey saçın arkası, olay arkada. Yani ben olayı... Arkaya mı dönün arkadaş? Rica edeceğim. Arkaya dönmem lazım. Şöyle bir şey yaptım, nacizane. Kuaför Yusuf'un yanında haddim değil ama böyle bir elime ne gelirse. Çünkü çok güzel saçlar. Ben her zaman söylerim. Özgündür. Her kişinin kendini saçını kesebiliyorsa şöyle bile bir özgün yaptım saç keser. Gördüğünüz gibi şöyle. Oldu mu? Aldı. Satış da önemlidir ya, bir de yaptığımız işi birazcık sunumunu yapalım. Şuraya da ben böyle bir oradan hadi ip, bir süs koy. İpler. Ay. Bu, ip dolasam dedim. O iplerden başka var mı? Nerede ipleriniz? Buradan aldım işte ipler. Buradan mı aldınız? Ama mavi. Olur mu hayatım? Bence şu renk. Var değil mi? Şuradakini kullanabiliriz. Griye uygun. Bence mavi güzel olur yani. Hadi. Şuradan sonra da sizin yanınıza geleceğim. Kesebilir miyiz? Tabii. Onu ne güzel yaptık öyle. Ben onun tabii en basitini şuradan şöyle alıp saçına dolayacağım. Şimdi... Siz rasta da yapıyor musunuz? Evet, rasta da yapıyorum ben. O da bu yaz çok modaydı. Evet. Rasta. Onları nasıl ben bilmiyorum. Ben hiç bana göre değil rasta. Kaşınır ben benim kafamı yıkanmadan. Tabii rasta bir ya yıkıyorsunuz bir rasta rasta yıkanmayacak. Hayır, diye bir şey değil. Mesela ne bileyim. Yok, dipleri. Beğenmezsen mesela nasıl hemen kurtulacağım? Yani kestireceksiniz. Açılabilir. Yani işte, yeni yaptırmışsanız açılabilir. Yani belirli bir döneme düzeye kadar açılabilir. Ya bence bilmiyorum ya. Ama, en azından hani ben öyle düşünüyorum. Hani ne kadar iyi yapılsa bile yani sonuçta saçlar zarar görür. Zarar görüyor. Evet. Bir de her gün aynı saç modeli gibi ya. Evet. Hani böyle siz, o durumu var. Siz öyle düşünüyorsunuz tabii, ama rasta rasta saçlara hiçbir kimyasal uygulanmadan yapılıyor. Ha, yani sağlıklı yapılıyor. Sağlıklı ve kendi saç döngüsünü, yani saçlar biz yaşadığımız sürece yani 20 kez saç değiştiriyor bir saç kökü. Ha. Ve her yaptığınız boya normalde 6 yıllık olan saç ömrünü 3 yıla 2 yıla düşürüyor. Bu da ister istemez yapılan işlemlerin saç hayatını kısalttığı. Ama rastada öyle bir şey yok. Hiçbir şey sürmüyorsunuz. Sadece yıkayabiliyorsunuz. Bu yanlış bir bilgidir. Rastalı saçlar yıkanmaz diye. Yıkanır. Ucunu neyle tutturuyorsunuz? Tutturmuyoruz. Aslında onlar tığla yapılan bir durum. Ha, onun yapımı çok çok farklı. Evet, çünkü tığla bildiğiniz bu şey tığlarıyla yapılabilir. Şeyi yalnız, soruyorlar, çayı soruyorlar. İçtiğimiz siyah çay. Onunla da yıkayanlar renk, varmış. Renk için ne? Saçlarınızın evet. Koyu renkse eğer saçlarınız onu uygulayabilirsiniz. Saç renginizi daha parlak gösterebilir. Beyazlarınız çok azsa belirli bir kısmını örtebilir. Genelde şey, lokal boyamayı öneriyorum beyazlar için. Sizinle de konuşmuştuk. Dip boya değil de evet. Böyle lokal. Evet. Nerede yani, beyaz varsa orası. Şimdi bir kafada ortalama 200-300 bin saç var ve 10 tane beyazınız yüzünden 300 bin tane saçı kimyasala yatırıyorsunuz. Bu çok mantıklı değil. 10 tanesini, 20 tanesini sadece lokal olarak boyayabilirsiniz. Güzel. Saçı orada öreceğiz. Son halini birazdan göreceğiz. Evet. Tatyana'cığım benimle atölyeye gelir misin hayatım? Bir düşünmem lazım. İyi yaptın mı? Çok güzel oldu. Bence güzel oldu. Sen reklam arasında onu düzeltiriz istediğin gibi ama... Yok, ben sana güveniyorum. Canımsın. Güveniyorum canım. Gel hayatım.
Şöyle oturur musun? Onlar kısa oldu. Şöyle lütfen. Gel. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay bebekler kaba. Yapıyorum. Senin el işine yatkınlığın var mıdır? Yapar mısın? Ya işte ben siz konuşurken dinledim biraz. Zaten hani bizde mesela okulda hep öğretirler onu. O yüzden hani özellikle ben mesela işte İstanbul dışında setlerde çalıştığı dönemde işte o zaman hani